Açlık, Norveçli yazar Knut Hamsun'un modernist edebiyatın en çarpıcı örneklerinden biridir. İlk olarak 1890 yılında yayımlanan bu roman, isimsiz bir yazarın Kristiania, yani günümüzdeki adıyla Oslo sokaklarındaki açlık ve yoksullukla olan mücadelesini anlatır. Bu roman, Hamsun'un insan psikolojisine dair derin gözlemlerini ve bireyin iç dünyasını keşfetme çabasını yansıtır. Yazarımızın hikayesi bir parkta otururken başlar. Karnı aç, cebi boş ama zihni sürekli fikirlerle doludur. Açlık onun hem fiziksel hem de zihinsel durumunu etkiler. Her geçen gün biraz daha zayıf düşer ancak asla pes etmez. Gururunu korumak için elinden geleni yapar. Kristiania'nın sokaklarında dolaşır, gazetelere kısa hikayeler yazarak para kazanmaya çalışır. Ancak çoğu zaman başarısız olur ve kazandığı az miktardaki para sadece kısa süreliğine açlığını dindirir. Kristiania'nın sokakları, yazarın çaresizliğinin ve yalnızlığının sahnesidir. Tanımadığı insanlarla rastgele sohbetlere girer. Belki bir umutla bir iş bulabileceğini düşünür. Ancak açlık zihnini bulanıklaştırır, halüsinasyonlar görmesine neden olur. Bir yandan fiziksel açlıkla mücadele ederken, diğer yandan gururunu koruma çabası içindedir. Dilencilik yapmayı reddeder, tanımadığı kişilerin yardım tekliflerini geri çevirir. Yazarın çaresizliği onu daha derin bir içsel sorgulamaya iter. Bir yandan yazarlık kariyerini sürdürmeye çalışırken, diğer yandan yaşamını sürdürebilmek için sürekli bir mücadele içindedir. Açlık ve yoksulluk onun için sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda zihinsel bir sınavdır. Yazar, insan doğasının sınırlarını zorlar, açlığın ve çaresizliğin insan ruhunu nasıl etkilediğini keşfeder. Sonunda yazar şehirden ayrılmaya karar verir. Bir gemiye binip yeni bir hayata başlama umuduyla Kristiania'dan ayrılır. Bu karar onun için yeni bir başlangıç anlamına gelir. Ancak yazarın geleceği belirsizdir. Açlık ve yoksullukla mücadelesi sona ermiş midir, yoksa yeni bir başlangıç yapabilecek midir? Bu sorular okuyucunun zihninde kalır. Açlık, insanın gururu, onuru ve iradesi üzerine derin bir psikolojik inceleme sunar. Hamsun, açlık ve yoksulluğun insan zihni üzerindeki etkilerini gerçekçi bir şekilde tasvir eder. Yazarın sürekli olarak fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlaması, onun insan doğasının sınırlarını keşfetme çabasını gösterir. Roman, modernizmin başlangıcını işaret eden teknik ve tematik yenilikler içerir. Hamsun'un anlatımı, okuyucuyu yazarın iç dünyasına çeker. Açlığın sadece fiziksel bir durum olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir mücadele olduğunu gösterir. Yazarın Kristiania sokaklarındaki çaresizliği, onun sanatını sürdürme çabası ve gururunu koruma isteği, okuyucunun kalbinde derin izler bırakır. Açlık, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden bireyin iç dünyasını etkileyici bir şekilde ortaya koyarken, insanın gururunu koruma ve sanatını icra etme çabasını vurgular. Knut Hamsun'un bu eseri modern edebiyatın önemli bir parçası olarak kabul edilir ve insan psikolojisinin derinliklerine inen bir başyapıt olarak değerlendirilir. Bu roman okuyucuyu derin düşüncelere sevk eder ve insanın en temel ihtiyaçlarının ruhsal durumunu nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serer. Bu detaylı ve samimi anlatım, açlık romanının derinliklerine inmek isteyen okuyucular için bir rehber niteliğindedir. Hamsun'un ustalıkla kaleme aldığı bu eser, insan ruhunun ve psikolojisinin karmaşıklığını keşfetmek isteyen herkes için bir başucu kitabı olmayı hak eder. Daha fazla kitap özeti için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.